geçmiş olsun dedim kardeş. Eyvallah Osman. Geç buyur. Seni bekliyor. Biliyorum. İstersen benim eve gidelim önce. Soluklan. Yok sağ ol. Biz Berhan'a gidelim. Zeki, bana bak. Buyurun efendim. Sahne önündeki iki masayı kapatsınlar, tamam mı? Gece kutlamamız var. Anlaşıldı Berhan Bey. Şarkıcılara da haber verin. Bu geceye özel ekstra yapacaklar. Peki efendim. Vay benim kardeşim. Geçmiş olsun. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Mekanımızı şenlendirmişsin. Böyle buyur. Hapislik yaramış sanki sana. Otur Allah'ını seversin. Nasılsın kardeş? İyiyim çok şükür. Cezam bitti ha? Devletin verdiği ceza bitti. Ama benim kendime verdiğim ceza bitmedi. Açık konuşmak lazım gelirse biteceği de benzemiyor. Yapma be kardeş. Buyur. Sağ ol, bıraktım. Berhan, az ve öz konuşacağım. Adam vurdunuz, suçu üzerime alıp hapse girdim. 10 senem gitti. İçeride sana bakarız sözünüzü bile tutmadınız. Ama kardeş... Size karşı kin beslediğimi sanma. Yalan değil. Başta hanginizi nasıl vuracağımın hesabı içindeydim. Fakat 10 sene uzun bir zaman. En güçlü intikam ateşini bile söndürüyor. Uslanıyor insan. Şu zararlı sigarayı bıraktığı gibi bırakıyor onu da. Velhasıl kelam, ben tüm geçmişi unuttum. Siz de unutun. Artık eli silah tutan Nedim yok karşınızda. Eskiden nefret ederdim o soğuk çelikten. Şimdi de tövbeliyim. Bize kendimizi affettirme fırsatı ver Nedim kardeş. Madem sana karşı bir yanlış yapmışız, hatamızı düzeltelim. İşse iş, paraysa para. Hangi iş? Hangi para 10 seneyi geri getirebilir? Bazı yanlışların düzeltilme şansı yoktur Berhan. Hele ki o yanlışı insan kendine yapmışsa. Buradaki arıza da o zaten. Eşekliği yapan benim. Ortak ağabeyin, seversin. Artık sade içiyorum. Gidiyor musun? Evet. Yeni evi açın Nedim'e. İyi bir dinlensin. Kafam biraz rahatlayınca daha teferruatlı konuşuruz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bavulumu ver. Gelmeyeceğim. Ama Nedim. Bavulumu ver. Berhan kızacak şimdi bana. O sizin meseleniz. Nereye gideceksin peki? Memlekete. Eğer duruyorsa küçük bir ev vardı orada. Bundan böyle orası bana yeter. Allah'a büyük konuşmayayım, bir daha gelmem İstanbul'a. Eyvallah. Yolun açık olsun. Eyvallah. Thank you.
Eline sağlık abla. Afiyet olsun. Sağ ol hanım. Afiyet olsun. Ne diyorsun şimdi Necip abi? Vallahi teklifin çok münasip değildir İsmail. Evli olmasaydın tamamdır ama... Fakat biricik kızımı güzel Zübeyde'mi kuma yapacağım deyince... Bedava vermeyeceksin ki abi. O kadar mal mülk alacaksın karşılığında. İşte sakatlık orada asıl İsmail. Az veriyorsun. Allah Allah. 10 küsur yaşındaki bir kız için daha ne istiyorsun sen be abi? Dediğinin 2 katı İsmail. 2 katı mı? Olmaz. Vallahi olmaz. Sen bilirsin o vakit İsmail. Yok. Mümkünatı yok. Ben diyeceğimi dedim İsmail. Gerisi sana kalmış. Şayet hakikaten istiyorsan İsmail, dediğimi verir, kızı götürürsün. Selamun aleyküm. Aleyküm. Bir çay verir misin? Tabii. Hiç yabancı gelmiyor, ama çıkaramadım. Ben de çıkaramadım. Sağ olasın. Hoş gelmişsin kardeş. Kimlerdensin? Tepenin ardındaki evi biliyor musun? Bilirim. Rahmetli Zilhan'ın evi. Ben onun oğluyum. Nedim? Evet Nedim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Cezaevinde değil miydi bu? Çıkmış herhal. Bir isteğin var mı Nedim? Köy bakkalı nerede şimdi? Aşağıda, çeşmenin arkasında. Bir isteğin varsa sigara neyini aldıralım. Sağ ol. Ben ev için bir şeyler alacağım. Arap sabunu, çamaşır suyu filan. Kaç zamandır el değmediği için sıkı bir temizlik istiyorum. Ölürüm de gitmem o İsmail gavuruna. Dik dik konuşma gene kız. Adam Mevlani, kuma gitmeme vicdaniye veriyor mu senin? El vermiyor emme. Gene de karışmam babanın işine. Ne biçim insansınız siz be? Sadece sen değil, köyün bütün kadınları böyle. Koyun gibi her şeye başınızı sallıyorsunuz. Zübeyde! Zübeyde kızım! Geldim baba. Bu kız kime çekti bilmem ki. Dik kapalı şey. Buyur baba. Bakkala kadar bir varıver hele. Benim için 1 kilo tütün getirecekti kasabadan. Onu al gel. Peki. Toz şeker de tamam. Tamam. Bir de unutmadan tuz verirsen. Buyur Zübeyde. Babama tütün gelecekmiş. Onu istedi. Bir dakika bekle sen. Küçük hanımın işini gör önce. Para göndermedi. Biz Necip abiyle hesaplaşırız. Selam söyle. Aleyküm selam. Tefeci Necip'in kızı bu. Eyo. Vay be. Ben köyden çıktığımda Necip daha yeni evliydi. 20 sene diyorsun kardeş. Dile kolay. Borcum ne benim? Vallahi canım çıkıyor sabahtan akşama kadar. Senin gene boyunca kızın var. Ya bana ne demeli? 5 çocuk başımda. Allah hepimize kolaylık versin bacım. Ne dikilip duruyorsun kız? Gecikip babandan zılgıt yemek mi istiyorsun gene? Hadi gir içeri. Duydun mu? Yabancı bir adam geziyormuş köy içinde. Ne işi varmış ki böyle bir yerde? Bilmem. Allah Allah.
davası bizi tüketmiştir oğlum. Kaçıp bilmediğimiz bu köye geldik. Burada bile buldular bizi. Babanı kara toprağa verdim, dayandım. Ama seni vermeye dayanamam. Ölürüm o vakit. İstanbul'da Mehmet denen bir adam vardır, babanın arkadaşı. Kaç onun yanına git. Onun oğlu vardır Osman, senin akran. Rahat ettirirler seni. Gözden gitmiş olursun. Üç beş biriktirdiğin para idare eder seni. Sonra sallak ki. Beraber gidelim ana. O vakit peşimize düşüp bulurlar bizi. Sade sen gidersen izini bulamazlar. Ana bırakmam seni. Ben biricik yavrumu bırakabilir miyim zannediyorsun ha güzel oğlum? Lakin önü yüzünü göreceğimi hiç görmem daha iyi. Kasabadan ilk otobüse attığım şehre gidersin. Oradan da İstanbul'a. Adres bizdedir. Sonra bulursun Mehmet kardeşin evini. Gelme bir daha buralara. Beni hiç merak etme. Allah'a şükür kendime bakacak gücüm var benim. Bu işi bitirmeye kararlıyım. Artık son bir şeyde de alayım kızı. Alıcı sensin kurban. Geçen gün dediğimi versen kız senindir. Kurbanın olayım in biraz Necip abi. Vallahi da çok istiyorsun, billahi da çok istiyorsun. Get ya. Bak, bu iş olursa benden sana bir de altın tabaka. Hediye diye yani. Öyle altın tabakayla falan gözümü boyayamazsın İsmail. Uzat hele şu elini. Hayatta olmaz. Ya uzat diyorum. Haydi bakalım. Bak, geçenkileri teker teker sayalım bir önce. Sayalım kurban, sayalım. Ha işte orada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Derviş Ağa'dan selam getirmiştik sana. Derviş Ağa? Gördüğün şu toprakların sahibidir kendisi. Allah daha çok versin. Seni şahar arayanlar. Ne istermiş benden? Bilmiyoruz. Bize çağırın dedi. Lan İsmail. Katakulliye getirdin beni sanki. Necip amime de bak hele. Ya benim şu verdiğimin yarısını veren biri çıksın, tellimi kesip köy meydanına atarım. Hadi oradan sen de. Öyle böyle değil. Gül gibi kız alıyorsun. Bir de laf ediyorsun. Bana bak. İstiyorsan hemen şimdi bozalım aketi. Yo tamam. Ha. Bir şey demiyorum gayrı. Söz verdin. İş bitti. Ha, şöyle İsmail. Geldik. Buyur. Sen burada bekle. Derviş Ağa birazdan gelecek. Hı hı. Göz ağrımdır. Rahmetli babam hediye etmişti. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle buyur. Biliyorum. Seni niye çağırdım merak ediyorsun. Öyle ya, tanımasın etmezsin beni. Fakat ben senin kim olduğunu biliyorum. Adın Nedim. Seneler önce kaçıp gittiğin İstanbul'dan gelmişsin. Bir dönüş bu. Sebebini bilemem ama bana sorarsan doğru bir karar. Ben hep şuna inanmışımdır. İnsan doğduğu yerde ölmeli. Bu köy benim doğum yerim değildir Derviş Ağa. Öyle mi? Adamlarımın istihbaratının nedenle zayıf olduğu ortada işte. En büyük sıkıntım da bu benim. Doğru düzgün adamım yok. Verdiğim işleri yerine getirsinler diye az para vermiyorum bunları. Ama gene de istediğim gibi olmuyor işte. Kasabayı geç, şehirden adamlar mı getirmedim? Hiçbir istediğim gibi olmadı. Kalifiye eleman lazım bana Nedim.
Örneğin senin gibi. Eğer kabul edersen yanında çalışmanı istiyorum dedim. Gıyabında duyduklarım pek doyurucu değil ama... seni gördükten sonra kararımı verdim. Bana senin gibi İstanbul görmüş bir adam lazım. Sabıkalıyım ben. Hapiste yattım. Sebep? Uzun hikaye. Önemli değil. Ne yapacağım peki? Ağ bahçeye bakacaksın. Ne iş yapacağım yani? Esası sağ kolum olacaksın. Şoförlüğüm varsa arabayı da veririm altına. Kasabaya ya da şehre gidiş gelişler hariç pek iş düşmez sana. Ne diyorsun, anlaştık mı? Kabul. Ne para alacağını sormayacak mısın? Sormayacağım. Zübeyde'yi İsmail'e verdim. Bana düşmez ama bey, kızımız daha küçük derim. Küçük mü? Yaşı geldi geçiyor hanım. Bugün birine vermesek yarın birine kaçar bu. Dik kafalı falan ama böyle şey yapmaz benim Zübeyde. Sen bana kaçmadın mı? Kaç yaşındaydın bana kaçtın daha? 15. Gördün mü? Kadın kısmına güven duymam ben. Bir an evvel baş gözetmek gerekir. Kız şeye laf der sadece. Neye laf dermiş? İsmail evli ya, kuma gideceği için. Ona soran mı var da laf edermiş? Kırarım vallahi kemiklerini. Öyle konuştuğunu duyayım, senin de kemiklerini kırarım kadın. Madem anasısın, konuş. Baştan razı et şunu. Asabımı bozmayın benim. Peki bey, sen sinirlenme yeter. Söz verdim İsmail'e. Sözümü yemem ben. Kendi başını yesen. İş başladı. Kasabaya kadar gitmen gerek. Tamam. Bir emanet var, onu alacaksın. Adresteki dükkanın sahibi sana bir sandık verecek. Onu getirmen lazım. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam İsmail, gel. Nasılsın abi? İyiyim. Bak seni yeni elemanla tanıştırayım. Nedim, kardeşim İsmail. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben gidiyorum. Selametle. Gel bakalım İsmail. Geç otur şöyle. Hayırdır İsmail, sebebi ziyaretin? Sıkışmışım abi. Tefeci Necip'i biliyorsun ya, onun kızını alacağım hayırlısıyla. Ulan İsmail, tüm ailemiz değişti, bir tek sen değişmedin. Bir tek sen kıramadın şu köylü tarafını. Bir karı yetmiyor mu sana ya? Kızı görsen öyle demezsin ama. Hoştur, güzeldir, körpedir. Beni de gençleştirir icabında. Karın kızmıyor mu sana? Ne haddine derviş ağam? Bırak kızmayı. Az mırıldansa bile koyarım kapının önüne. Yanlış yapıyorsun İsmail. Erkek adamın kalbinde bir tek kadın olmalıdır daima. O da çocukların anasıdır. Ya bırak şimdi nasihat etmeyi de... derdime beraber bir çare bulalım. Ne istiyorsun benden? Kız Necip'in tek kızıdır. Değerlidir. Öyle bir anlaşma yapmışız ki... bir anasının nikahını istememiştir Necip. Paramı istiyorsun yani? Hani babadan kalma bir şeyler var ya ikimizin. Onu şimdiden bölelim. Bana payımı ver, alıp gideyim ben. Nereye? İstanbul'a. Sen ne kadar inat etsen de buralar bitik artık ağam. Hayat İstanbul gibi büyük şehirlerdedir. Köyün toprağına bakmaktan bir ömür tüketmişiz biz. Sana karışmak, yol göstermek haddime düşseydi... senin de bir an evvel malı mülkü satıp büyük şehre gitmeni isterdim. Lakin abimsin, paşamsın, ağamsın. İşini benden daha iyi bilirsin. O sebeple sen bildiğini yap, ben de kendi bildiğimi. Müsaade et, gideyim ağam. Kardeşim olmasaydın temiz bir sopadan geçirirdim seni ama... dua et kardeşimsin. Bir ara kasabaya, bizim notere git. İşlemleri başlatsın. Bizim yeni adam arabayla götürür seni. Allah senden razı olsun ağam. Yine gösterdin büyüklüğünü. Şimdi gideyim, isteyeyim artık kızı.
Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Zübeyde'yi istiyorum. Aha benim ilk karının yüzü, aha siz. Söz vermiştik. Kızınıza canı gibi bakacaktır. Konuştuğumuz gibi değil mi İsmail? Aynen öyle. Derviş ağam kefilimdir. Verdim gitti o zaman İsmail. Eyvallah. Allah mesut etsin. Kaçarım ben de mi olur? Emanetini buyur derviş ağa. Sağ ol. İşte bu yüzden seni yanıma aldım. Şüpheci adamları, akıllı adamları severim. İnsan öyle sağlam basmalı ki dünyaya... yaş tahta denk gelmemeli ayağını aldı. Bu tüfekler sanma ki kaçak malıdır. Bunlar masum bir siparişler. Hatırlı bir dostumun isteği. Sen daha iyi bilirsin ki böyle kaçakçılık olmaz. Hadi bakalım, git şimdi. Hadi. Ben bununla kumrulara bile vururum oğlum. Seni babama söyleyeceğim. Kumruların boynunda Allah yazıyor. Sen cami güvercinlerini vurdun ama. Onların boynunda bir şey yazmıyor ki akıllım. Büyük adam olur Razlı. Bu Berhan var ya. Abisinde bir tane tabanca var değil mi? Evet, hem de kocaman. Biz büyüyünce Berhan'la ortaklaşa tabanca alacağız. Sen de ortak olur musun bizim? Ne yapacağız oğlum tabancayı? Kötüleri vuracağız. Yılmaz Güney gibi, Cüneyt Arkın gibi. Onlar kim? Aa, tanımıyor. Köyden geldi oğlum. Nasıl tanısın ki? Sinemayı bilmez ki o. Abime söyleyeyim de bizi bir ara sinemaya götürsün. Var ya, sinemada kötü adamları Cüneyt Arkın vuruyor. Ayhan Işık da vuruyor. Anne, anne, abim kuş lastiğimi aldı. Kumrulara vuracağım diyor anne. Bırakın ulen kızı. Benim yaralısın ben sen. Alan. Ben iyiyim. Bu köpek sorularını birer birer temizlemeden ölmem. Merak etme. Benim. Nasıl? Güzel filmdi değil mi? Çok etkilendim. Ağlamayın oğlum. Film icabı öldü herif. Bak abi ben ağlamıyorum. Aferin oğlum. Nasıl bir yumruk attı ama? Nasıl? Gördün mü? Öldü. Onu yumruk atamazsın. Beğendiniz ha? Nasıl öyle bir şey göreceğimi tahmin etmezdim. Kocaman bir şey. Çok hızlı bir şekilde yumruk attı. Nasıl çarptı onu gördün? Sen o yumruğu atamazsın. İki seksen evet. Selamun aleyküm kardeş. Ve aleyküm selam. Gel otur bir çayımı iç.
Yanımda çocuklar olmasaydı oturup bir çayını içerdim. O makine senin mi? Benim. Çayını içemiyorum ama bir faturamızı çeksen hayır demem. Şöyle geçin de çekeyim. Tamam çocuklar, tamam. Tamam. Buralar artık can sıkıcı oldu noter bey. Siz yine kasabadasınız. Ya biz? Köylük yerde koca bir hayat tüketiyoruz. Vallahi şimdiki aklım olsa daha çocukken giderdim buralardan. Abiniz Derviş Bey hiç böyle söylemiyor ama. Onunla tek ders düştüğümüz nokta da bu zaten. Hayırlı olsun İsmail Bey. Eyvallah noter ağam. Abiniz Derviş Bey'in de teşrif buyurması gerekiyor ama onu da sonra hallederiz artık. Sen gelirsin noter ağam. Bir yemeğimizi yersin. İstanbul'a göçmeden evvel iyi bir ağırlamak isterim seni. Mesela yarın. Bizim şoför gelip seni alır. Noterlik işler öyle bağda bahçede olmaz ama gene de bir şeyler bakarız İsmail Bey. Ama inan elimden gelen bir şey. Biz böyle gördük büyüklerimizden, böyle öğrendik. Lanet olası evveliyatımız bunu böyle belletmiş bize. Kocasına karşı koyanın adını kötüye çıkarmış. Elim kolum bağlı kız. Sevmediğim birine, baban yaşındaki bir herife kuma gitmen ömrümden ömür alıyor ama sana inan olsun, babana karşı gelmeye gücüm yok. Selamlar Derviş Bey. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsın, iyi misin? Geç otur şöyle. İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. İyiyiz, iyiyiz. Seni burada görmek ne kadar güzel noter ağam. Sağ ol. Bizim işlerde bir pürüz yoktur inşallah. Pürüz yok Derviş Bey, eksik var. Hayrola nedir? Sizin imzanız. Atarız, atarız. Yarın sabahtan hazırlıkları başlatıyormuş İsmail. Birkaç güne kadar düğünü yapıp İstanbul'a götürecekmiş Sübeyde'yi. Ne? İstanbul'a mı? Orası çok uzak değil mi bey? Biz hangi vakit göreceğiz kızımızı? Senede bir getireceğinin sözünü verdi bana. Ya sözünü tutmazsa? Ya bir daha getirmezse? Sen şimdi yalancı mı diyorsun adama? Yok, öyle demiyorum. Benim derdim... Bana bak, kırarım bir tarafını vallahi ha. Sen söyle kız. İstanbul gibi bir yere gelin gitmek kötü mü? Her bir şeyin doğrusunu babam bilir ana. Bize laf söylemek düşmez. Aferin, aferin. İstanbul'u duyunca nasıl da yumuşadın birden. Zenginliğin gözü kör olsun. Dakikada değiştiriyor insanı vallahi. Ah.
Ellerine sağlık hanım. Afiyet olsun. Hanım mı olduğu için söylemiyorum. Böyle bir kadın zor bulun noterim. O kadar hizmetçi tuttum. Gene de alıkoyamadım bunu ev işlerinden. Ne iyi. Gel gör ki bunun karısı böyle çıkmadı. Garibimin ağzı var dili yok ama doğru düzgün iş yaptığı da yok. Evinde çocuklarına sahip çıkamadı bir türlü. Biz de o yüzden ikinciyi istiyoruz ya zaten. Anlamadım. Kardeşim genç bir kız alıyor şimdi. Yapmayın ya. Yeminle. Kuma gibi bir şey mi yani? Gibisi fazla. Resmen kuma alıyor. Bu çağda, bu devirde böyle şeyler oluyor mu hala? İsmail bu çağın adamı değil ki noterim. İlk çağdan çıkıp gelmiş bir barbardır kendisi. Estağfurullah. Ağır konuşuyorsun be derviş ağam. Ağır konuşuyorsun ama yine de dokunmuyor hiç, biliyor musun? Bir barbara hiçbir şey dokunmaz. Vallahi ağzından bal akıyor sanki. Haksız mıyım Şeyh Muzemmi? Ben karışmam derviş ağa. İki kardeşin arasına girmek yakışık almaz. Alacağı kızın kaç yaşında olduğunu biliyorsunuz değil mi? Necip'in kızını mı alacaktı? Evet. Daha 18'inde bile değildir bildiğin. Buyur Zübeyde. Babama düdün gelecekmiş, onu istedi. Bir dakika beklesin. Küçük hanımın işini görün. Tefeci Necip'in kızı bu. Hey yahu. Allah'tan bir mani olmazsa Zübeyde karım olacak inşallah. Hayırlısı olsun İsmail Bey, ne diyelim? Sağ olasın noter ağam. Unutmadan şu işi de bitirelim Derviş Bey. Bitirelim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Açık olsun kızım. Kurda kuşa yem olmazsın inşallah. Bu zahmete katlandığın için teşekkür ederim. Görevim noter bey. Hadi yolun açık olsun. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Dur, korkma benden. Yaklaşma bana. Yaralı mısın? Sen... Sakin ol, sadece yardım edeceğim sana. Dur bakalım ayağında ne varmış? Fena burktum. Düz yolda yürürken mi? Yoldan geçen olursa beni görmesin diye kenardan yürüyordum. Ayağım takıldı, yola düştüm. Başka bir yerinde bir şey var mı? Yok, sadece... Evine götüreyim seni. İstemem. Kaçıyor muydun yoksa? Sana ne? Seni burada bu vaziyette bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun Zübeyde. Adımı nereden biliyorsun sen? Necip'in kızı olduğunu biliyorum çünkü. Hadi kalk. Direnme de seni eve götüreyim. Ayağını sabitlemek lazım, yoksa balon gibi şişer bu. Eve gitmem diyorum sana. Tamam ya, anladık. Benim fakirhaneme gideceğiz. Hadi. İç bakalım. Neden kaçtığını biliyorum esasında. Babamın beni o İsmail gavuruna verdiğini de biliyorsun o vakit. Evet. Ölürüm de varmam o suratsıza. Hem babam yaşında hem de evli. Sen söyle şimdi. Kaçmakta haksız mıyım? Babam olacak o vicdansız sattı beni. Diri diri mezara gömseydi daha iyiydi. Anam desen gölgesinden korkar babamın. Sesini bile çıkaramaz. Bizim buraların karıları hep böyledir. Kocaları öldese ölürler. Ay, herifler de bundan yüz bulup zeytinyağı gibi üste kalırlar. Bak, sana baştan diyeyim. Beni o alçak babamın evine götürmeye kalkma. Sakın ha. Sakın öyle bir şeye yeltenme. Zararlı çıkarsın sonra. Nerede kalacaksın peki? Yarın sabah ayağım düzelir nasıl olsa. Üzerine basacak hale gelir. Bu gece burada kalmama izin ver. Başka bir şey istemem senden. Horozlar ötmeden gitmiş olurum. Peki, sen nasıl istersen. Sana rahatsızlık vermek istemem. Sen yatağına yat. Ben şurada sandalyeye kıvrılırım. Ah! Yat şuraya be kız. O kadar emeği boşa çıkartacaksın şimdi. Boşuna sabitlemedik şunu. Rahat etmesi gereken sensin. Bir gece nasıl olsa. Ben nerede yatsam olur. Hadi. İyi geceler. Thank you.
Horozlar ötmeden gitmiş olursun ha. Yazık. Belli ki çok yorulmuşsun dün gece. Ne biçim adammışsın sen? Bir kıza sahip çıkamadıktan gayrı babalığın nerede kaldı? Yuh sana, yazıklar olsun. Dur İsmail, buluruz elbet. Kaçıp gitmiş bir kere. Bulsak ne olur abi? Kim bilir hangi herifle beraberdir şimdi? Birine kaçtığı ne malum? Başkasında gözü olmayan kız niye kaçsın? Benim kızım yapmaz öyle şey. Sen karışma kadın. Anne olacaksın güya. Kız gitmiş, haberin yok. İsmail, hele bir otur şöyle. Sağlam kafayla düşünek bir. Kızın geceden yola çıktığını farz etsek, yakalamamız çok zor olmaz. Nereye gidecek? Çok çok kasabaya gider. Şayet bulursak ve de temiz kalmışsa kabulümdür. Ama biriyle kaçmışsa yakalasak bile almam gayrı, bilmiş ol. O zaman aramızdaki akit de bozulur. Buyur derviş ağa, beni emretmişsin. Sen artık yabancımız değilsin dedim. Gerçeği bilmende bir zarar yok. Dün gece kızı kaçmış bunun. Bahsetmiştik. İsmail'in alacağı kız. Arabayı hazırla. Önce jandarma karakoluna götüreceksin bunları. Sonra da kasabaya atacaksın. Arama tarama yapar gibi ağır ağır git kasabaya. Olur ha, yolda bir yerde görürsünüz kızı. Anlaşıldı ağam. Reziller. Tüh size. Bir kıza sahip çıkamadınız. İyi düşün Necip abi. Bir sevdiği falan olmasın bu kızın? Yoktu İsmail. Vallahi da billahi de yoktu bir sevdiği. Hadi ben farkına varmadım diyelim. Ya anası? O bilirdi öyle bir şey olsa. Kusura kalma ama senin karı da aynen benimkisi gibi. Mıymıntını şaptalın önde gidiyor. Vallahi. Bunu iyi dedin İsmail. Ne anladık bu işten? Bunlar da aynı jandarmanın söylediğini söyledi. Bulmak için seferber olacağız dedi ya komiser. Geç bunları bir kalem. En iyisi bizim davranmamız. Köye mi dönüyoruz bey? He, abimin evine sür. İsmail, nasıl davranacağız peki? Silahlanıp her yana bakacağız. Dağ tepe bırakmayıp didik didik arayacağız. Bulduk bulduk. Yo, bulamadık, akit bozulur. İsabet olmuş esasında. Jandarma, polis, sizinkiler hepsi bir oldu, dört bir yanda seni arıyorlar. Neredeyse sabah olacak. Yeni yeni gönderiyorlar insanları evlerine. Gidenlerin yerine de başkaları geliyor zaten. Zor bulurlar beni. Şimdilik öyle. Buraya bakmak kimsenin aklına gelmeyecektir. Ama sonra... Sonrası sana kalmış. Gün boyu evde oturup düşündüm. Sıkılınca iznin olmadan sağa solu karıştırdım azıcık.
Yok kızma hemen. Eve bir zarar verip ortalığı dağıtmış değilim. Hapishanede sana yazılmış mektupların birazını okudum sadece. Biraz da albümüne baktım. Bizim köyden çıkmışsın meğer. Kızmazsan sana bir şey soracağım. Sor. Niye düştün hapse? Yanında çalıştığım biri vardı. Bir gece kulübünün sahibiydi kendisi ve çocukluk arkadaşım da abisiydi. O adam yüzünden girmiştim kirli alemlere. Askere gittim sonra. Bitirip yeni döndüğüm günlerden birinin gecesinde... Mehmet, araçlar eksik verdi. Evet abi, 20.000 lira eksik verdiler. Niye eksik verdiler? İşleri de iyi. Bilemiyorum abi. Bizden haraç istemekte ne oluyor lan? Canınıza mı susadınız? Konuş lan. Biz değil abi, Abbas. Başlatma lan Abbas'ından. Dur. Teker teker gelin ulan. Silah! Berhan ne yaptın? Öldürdün adamı. Tamam be, sus be. Öldürdün be, polisler yakalayacaklar. Ölmemiştir belki. Ölmezse cezamız fazla olmaz. Adam öldü. Hem de belinde silahı yokmuş. Hastaneye götürsek? Adam öldü diyorum Osman. Suçu birimiz üzerine alırsa diğerleri paçayı yırtar. Ben yapamam. Ben yapamam. Hapse giremem yapmayın, ben. Yapmayın, yapamam. Senin kimin kimsen yok Nedim. Gel bir suçu üzerine al. Ben silaha davranmadım, siz davrandınız. Biliyorsun, yeni evliyim. Ve gene biliyorsun, karım hamile. Çocuğun babasız büyümesin Nedim. Gözünü seveyim, yap bu iyiliği. Berhan. Büyüklüğünü göster Nedim, bizi kurtar. Sana içeride bakarız. Bir dediğini iki etmeyiz. Abim içerideki adamlarına haber salar. Ağa gibi, bey gibi yaşarsın içeride. Avukat tutarız sana. Hem de İstanbul'un en iyi avukatlarını. Gel kabul et şunu Nedim. Yürü hadi, biz gidelim. Hikayem budur. Tam 10 sene yattım içeride. Baktılar mı peki sana? Hayır. Beni kaçır. Ne? Beni kaçır dedim. Ne yapacaksın benimle kaçıp? Karın olurum. Aklını mı kaçırdın sen? Daha 18'inde bile değilsin. Sanki sen dedesin. Hesap ettim 32 yaşındasın daha. Ya git işine be kızım. Hiç mi gönlün düşmedi bana? Mesele o değil. Neymiş peki? Mesele sen... Sen ciddi misin? Yemin ederim ki ciddiyim. Bulacağız ikisinin yerini. Hadi. Hadi. Bir borcunuz vardı bana. Şimdi onu ödemenizin zamanıdır. Emret kardeş. Yurt dışına kaçırın bizi. Nereye? Mesela Fransa'ya. Derhal. Pasaport, vize. O işi sen bize bırak. Artık sade içiyorum demiştin. Aha sana sade kahve. Yenge, senin nasıl içtiğini bilmediğimiz için böyle oldu. Nerede kalacaksınız? Otelde. Olmaz. Hapisten ilk çıktığında bir evden bahsetmiştim hani sana.
Evet. Orası senindir. Gidene kadar rahatınıza bakın. Sonra kan davasının bittiğini öğrendim. İçerideyken aldığım en iyi haber buydu. Ama sevinememiştim. Çünkü rahmetli annem aileler arasındaki barışı göremeden göçüp gitmişti bu dünyadan. Çaresi olsaydı ömür alırdım demiş şair. Koca bir hayat mum gibi bitip gitmiş oldu. Ucuz bir kan davası yüzünden. Neyse, pasaportlarımız yapılana kadar buradan çıkmak yok. Sen de ölene kadar çıkmam buradan. Benden ayrılmak da yok, tamam mı? Senden ölene kadar ayrılmam ben. Tamam, iyi geceler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kulübü bulduk derviş ağam. Bir adam da kardeşi işletiyormuş. Adamı vurmuşlar geçen de. Kardeşi Berhan adında biri. Nedim'in akranı. Bir de Osman diye ortak bir arkadaşları var. İhtimal bunlar gizliyor Nedim'le kızı. Bu iş bu gece bitmeli. Yoksa intikam ateşi harlamaya görsün bir kez. Önüne geçebilmek mümkün değildir. Zübeyde'me bir şey yapmayacaksınız değil mi derviş ağam? Malumun kardeşine söz vermiştim. O kadar pazarlık edip anlaşmıştık. Eğer ölürse kardeşi de üzülür, ben de. Ne biçim adamsın lan sen? Bana da bir kazık atılmış olmasına dua et sen. Yoksa önce seni vurdurdum, Allah canım alsın. Kardeşim bir pislik, sen bir başka. Puh. Nedim'le kızının arasında bir şey geçmiş olursa akit bozulur. Bunu da söz verdim diye almıştım. Fakat bende kalacak herhalde. İyi akşamlar yenge. Hoş geldin Osman abi. Bu adamla bir arada durmak zordur. Allah sana kolaylık vere. Sağ ol. Kes şunu. Size bir şeyler getirdim. Sağ olasın. Sağ ya. Gel şöyle oturalım. Ne istemiştiniz? Yoksa kız arkadaşlarınızı mı bekliyorsunuz? Berhan'ın selamları var. Hayır. Aleyküm selam. Sağ ya, Berhan'ın abisi ne alemde? Haberin yok değil mi senin? Neyden? Bilmiyorum. Onu vurdular. Yapma ya. Ölmedi, merak etme. Ama bir tarafı felç kaldı. O sebeple Berhan bakıyor şimdi kulübe. Araba işi ne durumda? Çayınç yaptık onu. Yenisi yarın kapının önünde olacak. Yenisini falan istemiyorum. Arabayı satıp parasını getirin. Derviş ağaya geri yollayacağım. Tamam ya, onu da yaparız. Bak. Yarın. Yarın sabah gel, işi halledelim. Yengeyi de getir. Hava almış olur biraz. Şey mi buldun? Getiririm. Sence bu nedir? Berhan bunu gönderdi. Yanında bulundursun dedi. Ben tövbeliyim biliyorsunuz. Biliyoruz, fakat hani ters bir şey falan olur. Al onu sen, al. Ya bir kere de söz dinle be kardeşim, al şunu. Bu da neyse. Hadi ben kaçtım. Ya otur, bir şeyler yerdin. İyi geceler. Yenge iyi geceler. Sağ ol. Yakından bakalım. Görünmez mi? He?
Nasıl? Nereden buldun? Kadını göremiyorum. Richard, bir erkek olarak neden bu? Gidip kızı alalım işte ağam. Burası İstanbul. Orası da bir ev. Doğrusu çıkacakları vakti beklemek. Zübeyde, bugün biraz gezdireyim mi seni İstanbul'da? Hı hı. Deniz kenarına gidelim mi? Gidelim. Hadi gel canım. Saklanın, saklanın. Yat, yat. Bunlar bizimkiler ha. Sus. Taksi. Bunların işini bitirelim abi. Sus artık, sus. Bu iş bitti herhalde. Neye ki kurban? Görmedin mi? El ele tutuşmuşlardı. Belki zorla tutuyordur Nedim soysuzu. Hiç de zorla tutmuşa benzemiyor adam. Benim kızım... Kesin artık. Aşağı. İn ulan. Hadi. Hadi çabuk. Onun bir suçu yok. Her şeyi ben planladım. Gel kız sen buraya. Gel dedim sana. Senin suçsun. Senin namusun. Bırakın lan kızı. Bırak. Bırak. Bana Nedim. Bunu yapmayacaktın Nedim. Kardeşim de beni de maskara ettiler mi? Nedim. Kızım. İsmail. Kızım. Abi! İsmail! Kurtar beni! İsmail! İsmail! Kardeşim!